Tabii ki zor bir maçtı. Neden zordu? Seyircisiz oynamak, burada bizim alıştığımız bir coşku yoktu kendi sahamızda. Ve bir süreç vardı tabii ki maçtan önce. Üç maçtır kaybediyoruz, gol atamıyoruz. Ama maçın geneline baktığımızda, maçın birinci dakikasından sonuncu dakikasına kadar gerçekten bugün oyuncularımız bunu sahada hissetmedi. Verdiğimiz taktik, anlamda diziliş, maç içerisindeki oyun, istek ve arzu gerçekten üst seviyedeydi. Ne kadar zor bir maç olsa da oyuncularımız bunu sahaya iyi yansıttı, iyi bir performans gösterdi. İlk devre biraz zorlandık golü bulmak adına. İyi oynasak da, pozisyonlara girebilsek de, dibe kadar iyi gittiğimiz pozisyonlarda, özellikle kanat ataklarımızda, etkinliklerimizde maalesef son pası veya işte o santrafor buluşturma, orta saha oyuncusunu buluşturma, son pasta ki net olmayışımız bize daha önce skoru getirmememizi sağladı. Ama ikinci devre golü bulmamızla birlikte bir özgüven, bir rahatlama, skor avantajı elde etme çok önemliydi. Çünkü bunu dediğim gibi son haftalarda yaşayamıyorduk. 2-0'dan sonra takım işte gerçek yüzünü de gösterdi. Daha önce olduğu gibi sahada topun hakimiyeti bizde olan, ikinci golü attıktan sonra 3'ü 4'ü kovalayan bir takım vardı. En azından 85. 90. dakikaya kadar. Bu yüzden de tabii çok mutluyuz. Gerçekten sevinçliyiz. Çünkü bize yakışmayan bir 3 haftalık bir süreç vardı. Bunu bu maçta umarız ki bir ara vermiş oluruz ve önümüzdeki haftada, önümüzdeki maçlarda aynı şekilde devam edip iyi skorlar alıp camiamızı, kendimizi, taraftarlarımızı ne kadar da bugün olmasalar mutlu etmek hepimizin arzusu. Tüm dünyada, Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını var. Şimdi bazı futbolcular, teknik adamlar maçların oynanmasından son derece rahatsızlar. Yarın bir erteleme kararı çıkabilir. Sizin düşüncenizle bizi de ilgilendiren bir konu ve bunun üstünde konuşmalar da yapıyoruz kendi aramızda, ekibimizle, kulübümüzle. İnanın ki bunun doğrusu yanlışı karar vermek çok zor. Olan bir risk var. Görünen vakalar var. Bu sırf ülkemizde değil, daha çok diğer ülkelerde olsa bile bizim ülkemizde de tabii ki oluyor. Bu çok acı ve düşündürücü bir durum. Oyuncuları maça hazırlamak gerçekten kolay değil. Yurt dışından gelen oyuncularımız var, yabancı oyuncularımız var, ne olacağını bilmeyen oyuncularımız var, haberleri takip edemeyen oyuncularımız var. Bu ne kadar bizim adımıza zor olsa da yabancı oyuncular için tabii ki bu onlar için daha zor oluyor. Artık bekleyeceğiz, göreceğiz, saygı duyacağız. Biz teknik ekip olarak şunu yapmakla mükellefiz. Takımımızı pazar günü maçımız var gibi hazırlayacağız. Farklı bir karar çıkarsa buna saygı göstereceğiz, saygı duyacağız. Ama ancak o şekilde bir başka bir düşünce olabilir. Yoksa biz takımımızı hazırlamakla mükellefiz. Bunu en iyi şekilde yapıp şimdilik Trabzonspor maçına öyle hazırlanacağız. Napoli öne çıktı, gayet pozitif bir şekilde. Ben de çıktığımda hocaya bir tartışması oldu, gayet net bir şekilde görüldü. Bir bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Biz öyle bir şey görmedik çünkü biz için içindeyiz. İç içindeydik. Halil'in pozisyonla ilgili bir sorusu oldu bize ve hiç yani oyundan alınması, sakatlık problemi var Halil'in kasığında. Bunu sorarken bir diyalog oldu ama burada bir tepki olduğunu ben görmedim. İkinci soruya gelince Deniz gerçekten son haftalarda fırsat bulamadı, şans bulamadı. Ama şunu da söylemek lazım, çok profesyonelce idmanlarda çalıştı. Biraz da o formayı hak etti diyebiliriz idmandaki duruşuyla, büyüklüğüyle. Yaş itibariyle takım önündeki duruşu, bize gösterdiği saygı, kulübüne gösterdiği saygı. Deniz'de çıktı. Herkes gibi elinden gelen gayet iyi bir mücadeleyle uzun bir arada oynamasa da ama bunu fiziki olarak hiçbir şekilde yansıtmadı. Bu da şunu gösteriyor. Bir oyuncu profesyonelce hazırlanırsa, her hafta oynayacakmış gibi idmanlarını yaparsa oynadığı zaman da gayet iyi bir performans gösterebiliyor. Bu da onun için, bizim için çok önemliydi. Ona da teşekkür ediyoruz.